Evimiz çok kötü, mutfağımız bayağı kötü. Bu mutfak güzel parlasın istiyoruz. Kirler çıksın, yağlar çıksın istiyoruz. Bakalım bugün neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle sağ salim şu mutfaktan çıkalım. Tabii ki çıkacağız Kadir. Sen neden böyle dedin ki şimdi? Haydi inşallah bir şey olmaz. Sağ salim çıkarız. Kadir, ben senden şu duvarı bekliyorum. Sen aşağıdan al buradan bana bir kilo su bazlı boya al. Ben burayı baştan aşağı bir boyayayım. Dur dur dur, dokunma. Ben sana şovumu yapacağım şimdi. Onun işi şov zaten, temizlik değil. O şovu seviyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bezimizi alıyoruz. Köpükle yumuşayan kirleri yavaşça siliyoruz. İşte sonuç ortada. Çok güzel oldu, eline sağlık. O neyle ben çıktı bunu öyle? 200 süratle bir yapıyorum. Bak, yıllardır temizlik yapan kız neyle çıktı diye soruyor. Hadi göster. Köpükle. Köpükle, tamam biliyorum. Aa, ben bileğini gösterirsin diye bekledim ama. Yok canım, o kadar da değil yani. Eline sağlık, çok güzel oldu. Kadir, ne dersin? Bu duvarı komple yapayım mı? İstiyorsan yap. Duvar benim değil, Aliyena'nın duvarı. Peki tamam o zaman. Mutfak dolaplarında aşırı bir yağı yok ama çok kirli. Buzdolabının içinde berbat bir koku var. Özellikle o kokuyu gidermesi gerekiyor çünkü buzdolabı boş. Hele şükire bak, hele şükire. Öyle diyorsun ama Kadir, dün de dolabın yanını silmiştin. Sonra yağlar kalmış dediler. He tamam, dur şimdi. Dünkü dolabın yanını sildik. Ne krem sürdük, ne deterjan sürdük. Mutfaktan çıkarayak sadece ıslak bezle yanının kirini aldım. Tek bahanen de bu senin. Ne yapalım, oturup da ovaladık mı dolabı? Vakit mi var? Senin sildiğin yere laf ettiklerinde ben kendimi kötü hissediyorum. Sen kötü hissetmiyor musun? Yok, hiç hissetmiyorum. Ben kendimden eminim. Karşı duvarla ilgili niye hiçbir şey söylemeden ya da karşı tarafı duvardaki dolapla ilgili? Orasını bilmem ama dolabın yanında kir buldular. Bulsunlar. Ben orayı ovalamadım ne de kremlemedim. Düz bezle sildim çıktım. Sanki ay bazen bir de böyle beni deli ediyorlar. Ben sırf hani hiç el sürülmedi demesinler diye geçerken hızlıca bir bez sürüyorum. Orayı Kadir Bey sildi. E gözün kör olmasın. Niye bez vurdum ben oraya? Hiç silinmeyecekti yoksa. Gene Allah razı olsun çıkarayak bir bez vurdu demiyorlar da. Hemen üstüm benim üstüme. Orayı Kadir Bey sildi. E dedim ki 8 dakikada nasıl silebiliriz ki orayı? İyi de Nimet Hanım'ı görmedin mi? Kadın kapının arkasında bir örümcek bulduğu etmediği lafı bırakmadı. Onu da görecek. Bana temizliğini gösterecek ve ona göre yorumumu yapacağım, puanımı vereceğim. Eğer ki Aleyna yapamazsa vay haline. Şu an mutfakta temizliğe gayet iyi başladı. Bayağı hırslı. Yani iyi gördüm onu temizlik yaparken. Aleyna'nın mutfaktaki temizliği izlediğim kadarıyla çok güzel ilerliyordu. Hızlı olması da onun için bir avantaj oldu. İlk olarak mutfaktan başlarken örümcekleri almadan başlamış. Yani ilk öncelikle örümcekleri alıp sonra keşke başlasaydı. İyi ki o şekilde temizliğe başladı. Yoksa o dolapları temizleyemezdi. Evet, buzdolabının bu raflarını yıkıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Ama en küçük detayları atlayabilirsiniz. O detaylar neresi? Tam gördüğünüz gibi şu aralarına o dolaptaki bütün sebzelerin artıkları doluyor. Normal camı sildiğinizde dolabın içinde bunu görmüyorsunuz. Onun için arada çıkartıp yıkamanız gerekiyor. Şuraya bakar mısınız? Kız Aleyna, o dolabı niye? O bu dolapta nasıl kötü koku geldi? İçim kalktı. Evet, bak görüyorsunuz şöyle. Oh. Yani derin bir buzdolabı temizliğinde muhakkak bu kısımları sökmelisiniz. Ki ben bu yüzden bir buzdolabımı atmak zorunda kaldım. Çünkü camını kırdım böyle yaparken.
Camı kırılınca da gittim yeni buzdolabı aldım. Cam alsaydın ya, neden buzdolabı aldın? Yok, ben öyle yapmadım. Şey, buzdolabını değiştirmek istiyorum, o da bahanem oldu, çıkarttım arada. Evet, bak şu aralarını muhakkak telleyin. O içindeki yemek artıkları gitsin. Şöyle sarı bezimiz arasına sokuyoruz. Kaydıra kaydıra kaydıra. Zaten bu sarı bezin girmediği yer kalmıyor. Heh, gördüğünüz gibi detaylı bir buzdolabı temizliğinde muhakkak yapılması gerekenler. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Lancasın inanamam Osman Aga. Ne de güzel kaşların var. Ne de güzel kaşların var. Rastlık sürmek ister Osman Aga. Rastlık sürmek ister Osman Aga. Oba! Evet, eğlenceli bir temizlik devam ediyor. Tüm coşkusuyla. Aleyna inşallah beni şaşırtır. Nimet Hanım'la beraber ben bu eve geldiğimde Aleyna'nın modunu düşürmeye çalışırsa zaten ben de ona tepkimi veririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.